Sahih-i Buhari. Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail el-Buhari. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vahiy babı. Birinci hadis. Ömer bin Hattab'ın bildirdiğine göre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiğine ise eline geçecek olan şey ancak odur. Artık her kim nail olacağı bir dünya malı veya nikah edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş ise, onun hicreti Allah'ın ve Resulünün rızasına değil, hicret etmiş olduğu şeyedir." Buhari, bu niyet hadisini çok büyük bir dikkat ve titizlikle topladığı kitabına başlangıç yapmakla, bunun El-Camiyus Sahih içindeki mevkiini, Fatiha'nın Kur'an-ı Kerim içindeki mevkii yerinde tutmuştur. Böylece Buhari, niyetin insan hayatındaki büyük ehemmiyetini belirtmiş oluyor. Şüphesiz şerhi hükümler ve dini mükellefiyetler iki esas üzerinde tezahür eder. A. Kalbin bir şeye yönelmesi, onu kastetmesi, o şeye varması, onu kabullenmesi şeklinde tezahür eden kalbi ameller ve organlarla yapılan her türlü ameller, yani hareketler, işler ve davranışlar. Niyet hadisi bütün kalbi amelleri içine aldığından dinin yarısını toplamıştır. Bütün amellerin oluşu ve ayrıca değer kazanması evvela içimizdeki gizli niyetlere, ikinci olarak da organların görünürdeki fiil ve hareketlerine dayanmaktadır. Bu hadis kişinin bir nevi hareketinin kıymetini niyetinin nevine bağlı bulunduğuna ve herkesin sevap ve ikaba nailiyetini niyet ettiği hayır ve şerden ibaret bulunduğuna delalet etmektedir. Buna göre her nevi hareketimiz üzerinde niyetin pek büyük bir tesiri vardır. Böyle yüksek bir hakikati bildirmekte olduğu için bunu müelliflerin çoğu kitaplarının başına geçirmişlerdir. Buhari de sahihinde bu hadis ile başlamıştır. Ebu Davud, Resulullah'ın 500 bin hadisini yazdım. Sonra bunlardan hükümlere dair olan 4800 hadis seçtim. Zühd'de faziletlere dair olanları tahriç etmedim. Bu hadislerden dördü insanın dini hususlarında kafidir demiş ve bu niyet hadisini bu dört hadis içinde birinci olarak zikretmiştir. Bunun sebebi bu hadiste vicdani temayüllerin, her çeşit hareket ve fiillerin iyi veya kötü olmasının ölçüsü niyetler olduğunun ve her fiil ve hareketin icap ve terkinde niyetin hakim bulunduğunun tebliğ buyurulmuş olmasıdır. İkinci hadis. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe haber verdi ki şöyle demiştir: Haris İbni Hişam radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Resulallah, sana vahiy nasıl gelir?" diye sordu. Resulullah, "Bazı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hal gider gitmez meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan olarak temessül eder, benimle konuşur, ben de söylediğini iyice bellerim." buyurdu. Vahyin mahiyeti peygamberlerden başkalarınca bilinemez. Diğer kimselerin vahyi tarife kalkışması, körlerin renklerden bahsetmeleri kadar yakışıksızdır. Ancak vahyin mertebeleri, nevileri ve vahyin nüzulü zamanında hazır olanların müşahede ettikleri bazı eserler vardır ki onlardan bahsedilebilir. Bab, vahyin beyanı ve keyfiyetine bağlanmış olunca Buhari burada vahiy hakkında gelen hadislerin zikrine başladı. Şu kadar var ki niyet hadisini bunlardan öne geçirmesi El-Camiyus Sahih'i tasniften Allah'a yaklaşmayı kastettiğine tembih içindir. Çünkü ameller ancak niyetlerledir. Bir de bunda peygamberin Allah'a hicreti, inzivaya çekilip ona ibadet ederek yalvarması, Allah'ın da ona vahiy ihsan edip peygamber göndermesi işlerinin başlangıcı vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: "Resulullah'ı soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy inerken görmüşümdür. İşte öyle soğuk bir günde bile
Kendisinden o hal geçtiği vakitte şakaklarından şapır şapır ter akardı. Üçüncü hadis. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın ilk vahiy başlangıcı uykuda doğru rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabah aydınlığı gibi açık seçik zuhur etmesin. Ondan sonra kalbine yalnızlık sevgisi bırakıldı. Artık Hira Dağı'ndaki mağara içinde yalnızlığa çekilip orada ailesinin yanına gelinceye kadar adedi muayyen gecelerde tehannüs ki taabbüt demektir eder ve yine azıklanıp giderdi. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için yine azık tedarik ederdi. Nihayet Resulullah'a bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada hak yani vahiy geldi. Şöyle ki ona melek geldi ve ikra yani oku dedi. O da ben okumak bilmem cevabını verdi. Peygamber buyurdu ki o zaman melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ikra dedi. Ben de ona okumak bilmem dedim. Yine beni alıp ikinci defa takatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ikra dedi. Ben de okumak bilmem dedim. Nihayet beni alıp üçüncü defa sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yaratan Rabbinin ismiyle oku. O insanı yapışkan bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki o kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Alak 1-5 dedi. Bunun üzerine Resulullah kendisine vahyolunan bu ayetlerle korkudan yüreği titreyerek döndü ve Hatice bintu Hüveylit'in yanına girerek beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz dedi. Korkusu gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Resulullah vaki olan hadiseyi Hatice'ye haber vererek kendimden korktum dedi. Hatice radıyallahu anha öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin, fakire verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafirini ağırlarsın, hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardım edersin, dedi. Bundan sonra Hatice, peygamberi birlikte alıp amcası oğlu Varakatul bin Neffel İbni Esed İbni Abdil Uzza'ya götürdü. Bu zat, cahiliyet zamanında Hristiyan dinine girmiş bir kimse olup İbranice yazı bilir ve İncil'den Allah'ın dilediği miktarda bazı şeyleri İbranice yazardı. Varaka gözlerine körlük gelmiş bir ihtiyardı. Hatice Varaka'ya "Amcam oğlu dinle bak kardeşinin oğlu ne söylüyor?" dedi. Varaka "Ne var kardeşimin oğlu?" diye sorunca Resulullah gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur. Ah, keşke senin davet günlerinde genç olaydım. Kavmin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam. Bunun üzerine Resulullah, onlar beni çıkaracaklar mı ki? Diye sordu. O da, evet, senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş, yani vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim cevabını verdi. Ondan sonra çok geçmedi. Varaka vefat etti ve o esnada bir müddet için vahiy kesildi. Varaka'ya ait kıssa vefat etti sözüyle son bulmuştur. Onun hayatı ve ölümü ile vahyin kesilmesi arasında ilişki yoktur. İkra suresindeki ilk ayetlerin inmesinden sonra vahyin bir müddet kesilmesinden ve Cebrail'in bir daha görünmemesinden dolayı diğer rivayetlerden de bilindiği üzere peygamberin kalbini o derece hüzün ve gam kapladı ki kendisini yüksek dağ tepelerinden atıp nefsini helak etmeye bile birkaç kere teşebbüs etmiş ve her defasında beraberinde bulunan melek kendisine görünüp nehyetmiştir. Bu melek rivayete göre İsrafil'dir. Cebrail'in sık sık inmesinden evvel
Sırf peygamberi teselli etmek için ara sıra görünür ve bir iki kelimelik vahiy bile tebliğ ederdi. Vahyin kesilme müddeti hakkındaki rivayetler çeşitlidir. En azı 15 gün, en çoğu 3 senedir. Cabir'in rivayet ettiği bundan sonraki hadisten fetret-i müteakip ilk nazil olan ayetler Ya eyyuhel müdessir suresinin baş tarafları olduğu anlaşılıyor. Cabir İbni Abdillah da adı geçen hadisi rivayet edip şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesilmesinden bahsederken söz arasında şöyle buyurdu. Ben bir gün yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım, bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek yani Cibril aleyhisselam sema ile arz arasında bir kürsü üzerine oturmuş. Pek ziyade korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allah Teala ey bürünüp sarınan kalk artık korkut. Rabbini büyük tanı. Elbiselerini temizle. Azabı terk eyle. Müdessir 1-5 ayetlerini indirdi. Artık vahiy kızıştı da arka arkaya devam etti. 4. Hadis Said İbni Cübeyr İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahsis etti ki o, onu acele kavrayıp ezber etmen için dilini onunla depretme. Kıyame 16 ayetinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İndirilen ayetlerin zaptı yüzünden güçlük çeker ve bundan dolayı çok kereler dudaklarını kımıldatırdı. Bunu söylerken İbni Abbas, işte bak, Resulullah dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse, ben de sana öylece kımıldatıyorum, demiş. İbni Abbas'ın peygamberin bu fiilini aynen taklit ederek hikaye ettiği gibi, kendisinden rivayet edenler de, rivayet esnasında müteselsilen hep öyle hikaye ile dudaklarını depretmişlerdir. Bu şekilde rivayet edilen hadise müteselsil hadis denir. Bunun üzerine Yüce Allah ona, onu acele kavrayıp ezber etmen için Cebrail vahyi iyice bitirmeden dilini onunla depretme. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun kıraatine uy. Sonra onu açıklamakta hakikat bize aittir. Kıyame 16-19 ayetlerini indirdi. Kur'an'ı senin göğsünde toplayıp onu okuyabilmen şüphesiz bize aittir. Kur'an'ı Cebrail'in diliyle sana okuduğumuzda onu dinle ve sükut ederek ona kulak ver. Ondan sonra onu dürüst okumanı biz tekeffül ederiz demektedir. Onu senin göğsünde toplayıp onu sana ezberletmek bize ait olduğu gibi onun manalarından herhangi bir şey sana müşkil olursa onu sana açıklamak ve anlatmak da bize aittir. Binaenaleyh onu ezberlemek ve manalarını süratle kavramak hususunda kaçırır belleyemem diye telaş etme. Bu tavsiye şu ayette de yapılmıştır. Sana onun vahyi tamamlanmazdan evvel Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi arttır de. Taha 114 İşte bundan sonra Resulullah'a ne zaman Cebrail gelirse sükut edip onu dinlerdi. Cebrail gidince onun getirdiği kelamı, ayetleri o nasıl okumuş ise peygamber de öylece okur idi. 5. Hadis İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zamanda Ramazan'da idi ki bu ay Cebrail'in kendisiyle çokça buluştuğu zaman idi. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı müdasara ve müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah hayır dağıtmakta esmesi maniaya uğramayan rüzgardan daha cömert idi. İbni Abbas'ın peygamberin cömertliğini hiçbir engele rastlamayarak salıverilmiş rüzgara benzetmesi evvela cömertlik ve hayırlar dağıtmakta rüzgardan daha süratli olduğundan saniyen rüzgar yağmurlu bulutları toplayıp ilahi rahmeti muhtaç topraklara ulaştırmaya vasıta olmasından salisen esen rüzgar durgunca hafif rüzgardan daha ziyade yol alıp daha çok yerlere hayır dağıtmasından dolayıdır.
İnsanların en cömertiydi. Cömertlik ve kerem övülmüş sıfatlardandır ki her müminin bunlarla sıfatlanması lazım gelir. Peygamber insanların en cömertidir. Nefsi, nefislerin en şereflisi, mizacı, mizaçların en adaletlisi olunca onun fiilinin, fiillerin en güzeli, şeklinin, şekillerin en hoşu, ahlakının da ahlakların en güzeli olması zaruridir. Binaenaleyh onun insanların en cömerti oluşunda hiçbir şüphe yoktur. Nasıl olmaz ki? O ebedi nimetler mukabilinde fani nimetlerden müstagnidir. En cömert olduğu zamanlar Cebrail ile en çok buluştuğu Ramazan aylarıydı. Çünkü bu buluşmasında makamlarda çok yükselme ve gayb ilimlerine çok muttali olması vardı. Hadisin bu bapta getirilmesinin münasebet ciheti, içinde Kur'an'ın nuzul başlangıcının Ramazan'da olduğuna işaret bulunmasıdır. Cebrail her sene Ramazan'da onunla buluşur ve o sene içinde inen Kur'an'ı onunla mukabele ederdi. Vefat ettiği yılın Ramazan'ında Kur'an'ı iki kere mukabele etmişti. İşte bu da vahiy hükümlerindendir. Bab da vahiy hakkındadır. 6. Hadis İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. İbni Abbas'a da Ebu Sufyan İbni Harp haber verdi ki gerek kendisiyle gerek Kureş kafirleriyle Resulullah'ın Hudeybiye sulhunu akdettiği mütakere müddeti içinde ticaret için Şam'a giden bir Kureş kafilesi içinde bulunduğu sırada Rum Kayseri Hıraklius tarafından davet olunmuş. Ebu Sufyan ile arkadaşları Hıraklius'un yanına gelmişler. O zaman Hıraklius ile maiyetindekiler İlya yani Beytülmaktis'teymiş. Rum büyükleri yanındayken Kayser bunları meclisine çağırmış. Huzuruna alıp tercümanın da gelmesini emretmiş. Tercüman, "Peygamberim diyen bu zata nesepçe en yakın olan hanginizdir?" diye sormuş. Ebu Sufyan dedi ki, "Nesepçe en yakınları benim." dedim. Bunun üzerine Hıraklius, "Onu bana yakın getiriniz. Arkadaşlarını da yakına getiriniz. Lakin arkasında dursunlar." dedi. Ondan sonra tercümanına dönüp dedi ki, "Bunlara söyle, ben bu zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse onu tekzip etsinler." Ebu Sufyan dedi ki, "Vallahi arkadaşlarım yalanımı ötede beride söylerler diye utanmasaydım, onun yani peygamber hakkında yalan uydururdum. Ondan sonra bana ilk sorduğu şu oldu, sizin içinizde nesebi nasıldır? Onun içimizde nesebi pek büyüktür." dedim. "Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş, yani ondan evvel peygamberlik davası etmiş hiçbir kimse var mıydı?" dedi. "Yoktu." dedim. "Babaları içinde hiçbir melik gelmiş midir?" dedi. "Hayır." dedim. "Ona tabi olanlar halkın şereflileri mi yoksa zayıfleri midir?" dedi. "Halkın zayıf olanlarıdır." dedim. "Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu?" dedi. "Artıyorlar." dedim. "İçlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmemezlikten dolayı dininden dönenler var mıdır?" dedi. "Yoktur." dedim. "Şu dediğini demezden yani dine davetten evvel hiç yalan ile ittiham ettiğiniz var mıydı?" dedi. "Hayır." dedim. "Hiç kadreder mi yani ahdi bozar mı?" dedi. "Hayır. Kadretmez. Ancak biz şimdi onunla bir müddete kadar mütakere halindeyiz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz." dedim. Ebu Sufyan dedi ki, "Bana kendiliğimden bir şey katmaya imkan verecek bu sözden başkasını bulamadım." "Onunla hiç harp ettiniz mi?" dedi. "Evet, ettik." dedim. "Onunla harbiniz nasıldır?" dedi. "Aramızda harp, tali, nevbet iledir. Gah o bize zarar verir, gah biz ona zarar veririz." dedim. "Size ne emrediyor?" dedi. "Bize yalnız Allah'a ibadet ediniz, hiçbir şeyi ona ortak etmeyiniz. Dedelerinizin inanıp söyleye geldikleri şeyleri terk ediniz." diyor. "Bize namazı, doğruluğu, iffetliliği ve Allah'ın eklenip durmasını emrettiği her şeyi ekleyip durmayı emrediyor." dedim. Bunun üzerine tercümana dedi ki, "Ona söyle, nesebini sordum, içinizden yüksek nesepli olduğunu beyan ettim.
Peygamberler de zaten böyle kavimlerin nesep sahipleri içinden gönderilir. İçinizden bu sözü ondan evvel söylemiş hiç kimse var mıydı diye sordum. Hayır dedin. Ondan evvel bu sözü söylemiş bir kimse olsaydı, bu da kendisinden evvel söylenilmiş bir söze tabi olmuş bir kimsedir diyebilirdim diye düşünüyorum. Babaları içinde hiçbir hükümdar gelmiş midir diye sordum. Hayır dedin. Babaları içinden bir hükümdar olaydı, bu da babasının mülkünü geri almaya çalışır bir kimsedir diye hükmederdim diyorum. Bu davasına kalkışmadan evvel onun bir yalanını tutmuş muydunuz diye sordum. Hayır dedin. Ben ise muhakkak biliyorum ki önceden halka karşı yalan söylemeyi irtikab etmemiş iken sonradan Allah'a karşı yalan söylemeye cüret edemezdi. Ona tabi olanlar halkın eşrafı mı yoksa zayıfleri mi diye sordum. Ona tabi olanlar insanların zayıfleri olduğunu söyledin. Rasullerin tabileri de zaten onlardır. Ona uyanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye sordum. Artıyorlar dedin. İman işi de tamam oluncaya kadar hep bu şekilde gider. İşlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmemezlikten dolayı dininden dönen var mıdır diye sordum. Hayır dedin. İman da mücip olduğu inşirah kalplere karışıp kökleşinceye kadar böyle olur. Hiç ahde vefasızlık eder mi diye sordum. Hayır dedin. Peygamberler de böyledir, kadretmezler. Size ne emrediyor diye sordum. Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak kılmamayı size emrettiğini, putlara ibadetten sizleri nehyettiğini, kezalik namaz ile doğruluk ve iffetlik emrettiğini söyledin. Eğer bu dediklerin doğru ise şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o zat malik olacaktır. Zaten bu peygamberin zuhur edeceğini bilirdim. Lakin sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun yanına varabileceğimi bilsem, onunla buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olaydım, hizmet arz ederek ayaklarını yıkardım. Ondan sonra Heraklius, Dihye'nin elçiliği ile Busra emirine gönderilen ve onun tarafından Kayser'e ulaştırılan peygamberin mektubunu istedi. Getiren adam onu Heraklius'a verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Heraklius'a, hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra seni İslam davetine, yani Müslümanlığa davet ediyorum. İslam'a gir ki selamette kalasın ve Allah ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen çiftçilerin günahları senin boynunadır. Ey kitap ehli! Hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler tanımayalım. Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki şahit olun. Biz muhakkak Müslümanlarız. Ali İmran 64. Yukarıdaki hadiste ismi geçen sahabe Dihyetül İbnu Halife el-Kelbi radıyallahu anh'tır. Sahabilerin büyüklerinden son derece güzel ve yakışıklı bir zat idi. Çok kereler Cebrail onun suretine bürünerek vahiy getirirdi. Yine yukarıda geçen Busra emirinin ismi Haris İbni Ebi Şemir Gassani'dir. Mektubu Busra emirinden alıp Heraklius'a götüren meşhur Hatim Tayin'in oğlu Adi idi. Dıhye ile birlikte Kayser'in nezdine gitmişlerdi. Bezzar'ın Müsned'deki rivayetine göre mektubu Kayser'in eline sunan Dıhye'dir. Ebu Sufyan dedi ki, Heraklius diyeceğini dedikten ve mektubun okunmasını bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı, sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki, İbni Ebi Kepşe'nin yani peygamberin işi hakikaten büyüyor. Müşrikler peygamberi Ebu Kepşe adındaki kimseye nispet ederlerdi. Bu adam putlara ibadet hususunda Kureyş'e muhalefet ederek Şiral Abur adlı yıldıza tapmış bir Huzalıydı. Peygamber de putlara ibadet hususunda Kureyş'e muhalefet edince ona benzeterek Ebu Kepşe'nin oğlu ismini verdiler. Bir rivayete göre de Ebu Kepşe annesi cihetinden peygamberin dedelerindendir. Peygamberi ona nispet etmekle güya ona çekmiş olduğunu kastetmek isterlerdi. Beni Asfar Meliki ondan korkuyor.
Araplar Romalılara Benul Asfar derlerdi. Artık Resulullah'ın galip geleceğine ta Allah İslam'ı kalbime girdirinceye kadar kesin inancım devam etti. İbni Abbas'ın Ebu Sufyan'dan rivayeti burada bitiyor. Bundan sonraki kıssa Zühri'nin İbnun Natur'a ulaştırdığı rivayettir. Sezilebileceği üzere Ebu Sufyan'dan rivayet edilmemiştir. İbnun Natur, Abdülmelik'in hilafeti günlerinde hayattaydı. Zuhri kıssayı ondan dinlemiştir. İlya, yani Beytülmaktis sahibi ve Hıraklius'un dostu olup Şam Hristiyanlarına episkopos tayin edilen İbnun Natur, Hıraklius'tan bahsederek derdi ki, Hıraklius Beytülmaktis'e geldiği zaman günün birinde pek ziyade kederli göründü. Fıtriklerinden, kumandanlarından bazıları ona ''Senin halini başka türlü görüyoruz.'' dediler. İbnun Natur dedi ki, ''Hıraklius yıldızlara bakan kahinliğe aşina bir kimseydi.'' Kehanet bazen şeytanların ilkasına dayanır, bazen de yıldızların hükümlerinden istifade edilirdi. Bunun her iki çeşidi de cahiliyet devrinde Allah İslam'ı galip kılıncaya kadar yaygın idi. İslam galip olunca kahinlerin şevketi kırıldı ve İslam dini kahinlere itimat etmeyi inkar etti. Bu suale maruz kalınca onlara, ''Bu gece yıldızlara baktığımda Hitam Melikini zuhur etmiş gördüm. Bu ümmet içinde sünnet olanlar kimlerdir?'' diye sordu. ''Yahudilerden başka sünnet olan yoktur. Onlardan da sakın endişe etme. Memleketinin şehirlerine yaz, oralardaki Yahudileri öldürsünler.'' dediler. Derken Hıraklius'un huzuruna Gassan Meliki tarafından Resulullah'a dair haber ulaştırmaya memur olarak gönderilmiş bir adam getirildi. Hıraklius o adamdan haberi alınca ''Gidin de bu adam sünnetli midir, değil midir bakın.'' dedi. Baktılar ve sünnetli olduğunu bildirdiler. Sonra gelen adamdan ''Arap kavmi sünnetli midir?'' diye sordu. ''Sünnet olurlar.'' cevabını aldı. Bunun üzerine Hıraklius ''Bu ümmetin meliki işte zuhur etmiştir.'' dedi. Ondan sonra Hıraklius, Roma'da ilimce kendi benzeri olan bir dostuna mektup yazıp Hımıs'a gitti. Hımıs'tan ayrılmadan o dostundan peygamberin zuhur ettiği ve bunun bir peygamber olduğu hakkındaki görüşüne muvafık bir mektup geldi. Müteakiben Hıraklius, Hımıs'ta bulunan bir kasrına Rum büyüklerini davet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp ''Ey Rum cemaati, bu peygambere beyat edip de felah ve rüşte nail olmayı istemez misiniz?'' diye hitap etti. Bunun üzerine cemaati yaban eşekleri kadar süratle kapılara doğru kaçıştılarsa da kapıları kapanmış buldular. Hıraklius bu derece nefretlerini görüp imana girmelerinden ümitsiz olunca ''Bunları geri çevirin.'' diye emretti ve onlara dönüp ''Deminki sözlerimi dininize olan sıkı bağlılığınızı öğrenmek için söyledim. Bunu da gözlerimle gördüm.'' dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyan ederek kendisini tazimen secde ettiler. Hıraklius'un imana davet olunması hakkındaki haberin sonu da bundan ibarettir. Bu hadisi Salih İbni Kaysan, Yunus ve Mamer de Zühri'den rivayet etmişlerdir. Yukarıdaki hadiste adı geçen Fıtriklik, Roma ile Bizans devletlerinin yüksek divan mensuplarından idi. Latincesi Patricius'tur. Bu en yüksek ruhani mansıp olan Patriklik değildir. Yine bu hadisin bu bapta zikredilmesinin münasebeti ciheti şöyledir. Hadis kendilerine vahir verilen peygamberlerin vasıflarından bir kısmına şamil olmuştur. Bap da vahyin başlama keyfiyeti hakkındadır. Yine Hıraklius kıssası işinin başlangıcında peygamberin halinin nasıl olduğunu içine almaktadır. Hıraklius'e yazılan mektuptaki ayet ile başlıktaki ayet, Yüce Allah'ın peygamberlere dini doğrultmalarını ve tevhid kelimesini en yüksek kılmalarını vahyettiğine şamildirler. Hadisin son fıkrasındaki ifadelerden Hıraklius'un iman etmeye yanaştığı fakat kavminden korkup imanını açıklayamadığı seziliyor. Çünkü Hıraklius, Mekke ticaret kafilesi başkanı sıfatıyla o zaman Şam'da bulunan Ebu Sufyan'ı Kudüs'e getirtip uzun uzadıya sual cevap ederek derin tahkikat ve tetkikat neticesinde kendisinde vicdani bir kanaat hasıl olmuş, toptan iman etmek üzere Rum büyüklerine teklif etmiş
onlar da kabul etmediklerinden kendisi de imanı açığa çıkarmamış olduğu anlaşılabilir.